Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sağladığı desteklerle spor alanında atılım yapan illerimizden biri olan Giresun, bugün hem birçok modern spor tesisine hem de yurt dışında başarılar kazanmış özel sporculara sahip. Ceylan Tadayyon Eynattin Karakoç da bu sporcularımızdan biri. Karakoç, müsabaka hazırlıklarını antrenörü Hasan Atıcı eşliğinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor. Ben Ceylan Tadayyon Eynattin Karakoç. 10 yıldır yüzme sporuyla ilgileniyorum. Aslında tüm bu süreç anaokulunda yaz kurslarına gitmemle başladı. Yaz kurslarında şu andaki kendi hocamda olan Hasan Atıcı ile tanıştım. Bu işin içinde kendi hocamın emeği de çok büyük çünkü bu devamlılığımın ardında kendisinin büyük emekleri var. Aynı şekilde beni koşuda da yetenekli bulması ve kendimin de koşuyu sevmesi nedeniyle son bir yıldır da modern pentatlon yapmaktayım. İlk en büyük başarım 2016 Bursa Anadolu Yıldızlar Ligi finalinde 50 metre kurbağalamada Türkiye birincisi olmamla başladı. Aynı şekilde devam eden yıllarda da 2017'de Anadolu Yıldızlar Ligi Çanakkale finalinde 50 metre kurbağalamada Türkiye ikincisi oldum. 2018'de 11-12 yaş uluslararası vize finallerinde 50 metre kelebekte ve 50 metre kurbağalamada Türkiye üçüncüsü oldum. 2018'de 50 metre kurbağalamada Türkiye üçüncüsü, aynı şekilde bunun devam niteliğinde olan İstanbul finallerinde Türkiye üçüncüsü, 50 kelebekte Türkiye beşincisi, 100 metre kurbağalamada Türkiye beşincisi oldum. 2018'de yapılan bölge karmaları müsabakalarında da yine ilk beşe girmeyi başararak ülkemi yurt dışında temsil ettim. Bulgaristan'da da benzer şekilde 50 metre kurbağalamada 4., 100 metre kurbağalamada da 6. oldum. 2019 yılında yüzmenin yanında pentatlona da başladım. Pentatlonda ilk kendimi deneme yarışım İstanbul'da yapılan Türkiye şampiyonasıydı. Aynı şekilde orada da Türkiye birincisi oldum. Bunun devamında ikinci ayak olarak Kuşadası'nda yapılan Türkiye şampiyonasında da birinci olarak milli takım kampına davet edildim. İsmim Hasan Atıcı. Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörüyüm. Bu meslekte 15 yılımı bitirdim ve halen devam etmekteyim. Sporcumuz Ceylan Tadayyon Eynattin Karakoç bizlere önce yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle beraber kurumumuzda havuzunda derslere geldi. Daha çok küçüktü, 5 yaşındaydı. Onu orada keşfettik. Onunla beraber bazı öğrencilerimizi de seçerek antrenman, spor seviyesinde çalıştırmak istedik. Aileleriyle beraber, kurumumuzun da destekleriyle, havuzumuzun imkanları doğrultusunda çocuklarımızı daha iyi eğitim almalarını ve devamlılığını sağladık. Bu seviyede 6-7 yıl süren bir çalışmanın sonucunda Ceylan'ımız iyi bir sporcu olaraktan bize güzel başarılar getirdi. Sporcum Ceylan'ın her zaman milli takım hayali ve bununla ilgili çabası muhteşemdi. Milli takım olarak Bulgaristan'a gittiğimizde, ülkemizi orada temsil ettiğinde ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk yaşattı bize. Kendisi de bu heyecanı çok fazla hissetti kendinde ve bunu da bize hissettirdi. Hedefleri yine yüzmede, spor dalında ve diğer branşlarda da yapabileceği kadar var olmak istedi. İnşallah onu devam ettireceğiz. Bu anlamda o dallarda ve yüzmede inşallah milli takımda görmek istiyoruz. Yüzme sporunda Giresun ilimiz son 10 yılda birçok başarıya ev sahipliği yaptı ve birçok yarışma, organizasyon düzenlendi ilimizde yüzme adına. Giresun bu anlamda
Türkiye'de bu organizasyonlardan başarılı çıkmıştır. Ve ilimizin spor kompleksi, yüzme havuzumuz iki tane şu anda. İkisi de fevkalade çok güzel. Bakımları, temizlikleri gerçekten personellerimiz tarafından çok iyi yapılmakta. Ayrıca sporcularımıza bütün müsabakaya gidebilecek, performans sporcularımız özellikle müdürümüz olsun, il müdürlüğü personellerimiz olsun güzel destekler vermektedir. Bu anlamda ilimizin spor anlamında daha iyi yerlere geleceğini, ikinci bir havuzumuz tam faaliyete geçtikten sonra, tam kapasiteyle çalıştıktan sonra çok daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Ailelerimiz havuza geldiklerinde sporcu kayıtları ile ilgili formlarımız var. Onları doldurup havuz yönetimine ve havuz girişindeki sekreteryamızdan başvuru yapıp listelere kendilerini ekliyorlar. Kurum antrenörlerimiz olarak hepimiz oradan 10-15 kişiler seçip alıp yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bunu yaz ve kış olarak hiç ara vermeden devam ettiriyoruz ki çocuklarımızın devamlılığı, yeni katılanların sürekliliği olsun. Bu sayede çocuklarımızı seçme şansımız ve birçok çocukla da çalışma şansımız oluyor. Bakanlığımızın yüzme bilmeyen kalmasın projesi gerçekten bu anlamda çok güzel bir proje. Desteklendiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde eğitim görmekteyim. Eğitim hayatımın yanında spor hayatım da devam ediyor. Sporla ilgili hedeflerim Türkiye şampiyonalarında ve milli takım seçmelerinde kendimi göstermek. Aynı şekilde milli takıma seçilerek Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonaları gibi büyük yarışlarda da ülkeme derece getirmek. Hasan hocamla 10 senedir birlikte çalışıyoruz. Kendisinin bana verdiği emekler büyük. Kendisi gerek anne, gerek baba, gerek abi gibi bana yol göstererek öz disiplinimin oluşmasını sağladı ve şu andaki başarılarımın kaynağı oldu. Hatta bir keresinde Bulgaristan'a yarışa gittiğimizde alt katta gürültülü bir eğlence vardı ve biz birinci katta yatıyorduk. Ben ve arkadaşım gürültüden bayağı rahatsız olmuştuk ama arkadaşım uyuyabilmişti. Bense uyuyamadım. Bu durumu Hasan hocama bildirdim. Kendisi de bana bayağı bir yardımcı oldu. Çünkü kendi odasını bana verdi. Ben onun yatağında yatarken kendisi sert bir zeminde yerde yattı. Bir sonraki günde bana oldukça şikayette bulundu. Sırt ağrısından öldüğünü söyledi. Bu sadece hocamla yaşadıklarımdan küçük bir anı. Kendisi daha büyük ve daha önemli olaylarda da bana aynı şekilde yardımcı oldu. O zamanki sırt ağrısı için özür diliyorum ve bana yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca gerek antrenman, gerek yarış, gerek her türlü durumda ve her türlü engelde imkansızlıklara rağmen kendisini veren, bu yolda bana sürekli destek olan anne babama da aynı şekilde teşekkür etmek istiyorum.
Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şehirde sporun yaygınlaşması için birçok branşı kapsayan spor kursları açıyor. Ücretsiz olan bu kursların büyük bölümü 2022 yılında açılan Giresun Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Batlama semtinde 13 bin metrekarelik bir alana yapılmış olan 3500 kişilik spor salonu, uluslararası standartlara uygun basketbol salonu, 3 antrenman salonu ve fitness salonuyla Giresun'un en önde gelen spor tesislerinden biri. Giresun'da spor kurslarına ev sahipliği yapan bir diğer tesis de 19 Eylül Spor Salonu. Giresun'un ilk spor tesislerinden biri olan salon 1400 seyirci kapasitesine sahip. Konumu ve sunduğu ulaşım kolaylığıyla ön plana çıkan salon, voleybol, basketbol ve güreş branşlarında verilen kurslara ev sahipliği yapıyor. Giresun'un ülke sporuna katkıda bulunduğu branşlardan biri de karate. Özellikle son yıllarda uluslararası organizasyonlarda madalya alma başarısı gösteren Giresunlu karatecilerimiz hazırlıklarını şehir merkezindeki Olimpik Yüzme Havuzu Spor Kompleksi'nde sürdürüyor. Dünya Kupası ikinciliği bulunan Ferhat Demir de bu sporcularımızdan biri. Ben Ferhat Demir, Giresun Gençlik Spor Kulübü sporcusuyum, Giresunluyum. Yaklaşık 14-15 senedir karateyle uğraşıyorum. Dövüş filmleri izlemeyi çok severim. Dövüş filmleri çok ilgimi çeker, beni heyecanlandırır. Karateye başlamamda bu çok büyük bir etken oldu. Ama karateye başlamamdaki en büyük etken arkadaşlarımdı. Arkadaşlarımı karate elbiseleriyle görünce heyecanlanırdım, aileme ısrar ederdim. Ben de karate yapmak istiyorum, karateci olmak istiyorum derdim. Ve ailemin de desteğiyle karateye başlamış oldum. Başarılarım 2017'de İspanya'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda 5. oldum. 2018'de Rusya Soçi kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldum. Aynı sene içerisinde birçok özel yarışmada, özel turnuvalarda şampiyonluklarım, derecelerim var. Aynı sene içerisinde Dünya Kupası 2.'si oldum Bulgaristan'da. Bunların dışında Türkiye içinde de birçok derecem vardır. İsmim Şaban Dizdar. Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde karate antrenörü olarak görev yapmaktayım. 32 yıldır karate sporuyla ilgilenmekteyim. Bunun 22 yılı antrenör olarak geçti. Ferhat'la 2010 yılında tanıştık. Karateye başladı.
Ferhat yetenekli bir sporcuydu. Hemen birinci yılında yarışmalara katılmaya başladık. Ve katıldığı yarışmalarda madalya alacak turlara kadar gelebiliyordu. Tabii ben bunu keşfettikten sonra Ferhat'a daha fazla ağırlık vermeye başladım. Antrenmanlarının günlerini, sayılarını artırdık. Ve ikinci yılın sonunda artık Ferhat derece yapmaya başladı. O gün bugündür devam ediyoruz. Ferhat şu anda milli sporcu, A milli takımda da yarıştı. Birçok Türkiye'de ulusal anlamda başarıları oldu. Avrupa ve dünyada çeşitli dereceler elde etti. Devletimiz son 20 yılda ülkemizde tesisleşme anlamında, spor sektöründeki personel anlamında, bu personelin istihdamı anlamında çok büyük yatırımlar yaptı. Malzeme anlamında ve ekonomik anlamda her istediğimizi alabiliyoruz. Ve ülke olarak da yapılan bu yatırımların neticesinde hem sporcu sayısı anlamında hem de Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda çok iyi neticeler almaya başladık. Karate ülkemizde çok yaygın bir spor branşı. Özellikle çocukların çok talep gösterdiği bir branş. Hemen hemen Türkiye'nin bütün illerinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine müracaat ederek aile hekimlerinden alacakları bir sağlık raporuyla çok kolay bir şekilde karateye başlayabilirler. Hedeflerim önce sürekli kendimi geliştirmek, sürekli kendime bir şeyler katmak istiyorum. İnşallah beden eğitimi öğretmeni olup ve antrenörlük yapmayı düşünüyorum. Birçok sporcu yetiştirmeyi, öğrencileri spora teşvik etmek istiyorum, sporcu yapmak istiyorum. Onlara bir şeyler başarabileceğini göstermek istiyorum. Onlara bir şeyler katmak istiyorum. Ve ülkemize faydalı insanlar yetiştirmeyi düşünüyorum. Karateye başladığımda hocam bana ilk önce insan olmayı öğretti. Nasıl iyi bir insan olunur? İnsanlara nasıl davranılır? Sevgiyi, saygıyı, şefkati öğretti bana. Bunun dışında bana maddi manevi çalışmalarımda çok büyük destekleri oldu. Gerek izin günlerinden feragat edip benimle çalışmalar yaptı. Yeri geldi bir antrenör, yeri geldi bir baba ilgisiyle, şefkatiyle yardımcı oldu bana, yanımda oldu. Her zaman ilgisini gösterdi. Bütün bu katkılarından dolayı hocama teşekkür ederim.
Giresun'un en modern tesislerinden biri de Çotanak Stadyumu. 130 bin metrekarelik bir alana yapılmış olan stat, futbol sahasının yanında antrenman salonları, teknik özellikleri ve 22 bin seyirci kapasitesiyle ülkemizin önde gelen spor tesislerinden biri. Aynı kampüste bulunan olimpik yüzme havuzuyla birlikte projelendirilen ve 263 milyon liraya mal edilen stat, farklı branşların profesyonel sporcularına ve spor kursu öğrencilerine de ev sahipliği yapıyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde bulunan bir başka tesis ise atletizm pisti. Giresunlu atletler ve spor kursu öğrencilerinin antrenman sahası olan pist, koşu, atma ve atlama alanlarının tümüne sahip. 4 milyon liraya mal olan pist, 2021 yılından bu yana sporculara hizmet vermeyi sürdürüyor. Çotanak Spor Kompleksi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, spor okulu öğrencileri ve havuz abonelerine hizmet veriyor. Su topu antrenmanlarına da ev sahipliği yapan tesis, 4 bireysel salonu, fitness salonu, çırpınma havuzu ve masa tenisi salonuyla Giresun'un en önemli spor tesislerinden biri. Giresun, halter branşında da ön plana çıkan illerimizden biri. Türk halterinin geleceği için ümit vaat eden birçok sporcu burada yetişiyor. Cansu Bektaş da bu sporcularımızdan biri. Spor hayatına Giresun'da başlayıp kariyerine çok kısa sürede dünya şampiyonlukları sığdıran Bektaş, müsabaka hazırlıklarını gelişiminde büyük payı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Ömer Has eşliğinde sürdürüyor. Merhaba, ben Cansu Bektaş, 18 yaşındayım. Yaklaşık 4 senedir halter sporuyla ilgileniyorum. Daha öncesinde jimnastik yapıyordum. Tekrardan jimnastiğe başlamak için salona gitmiştim. Orada Ömer Hoca ile karşılaştım. Beni jimnastik salonuna götüreceğini söyledi ve halter salonuna götürdü. O şekilde başladım. İlk başlarda gitmek istemedim. Çok erkek vardı, hiç kız yapmıyordu. İlk yarışmamda 2 aylıktım. Türkiye üçüncüsü oldum. Daha sonra hiç bırakmadım, devam ettim. İlk yarışmam Las Vegas'ta dünya şampiyonasında 3 altın madalya aldım. Koparma, sıkma ve toplam dünya şampiyonu oldum. Daha sonrasında İsrail'de düzenlenen Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldum. 3 tane rekor kırdım koparma ve sıkma toplamda. Daha sonrasında gençler dünya şampiyonasına katıldım. Orada da dünya şampiyonu oldum koparma ve sıkma toplamda. Bir de daha yeni düzenlenen gençler dünya şampiyonasında sıkmede dünya şampiyonu oldum. Totalde dünya ikincisi oldum. Bu başarıları antrenman salonları, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri tesisleri ve milli takım hocalarımız sayesinde elde ediyoruz. Tüm bakanlığımıza ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim. Aşağı yukarı 20 yıl falan oldu bu işin içinde sporculuğumuzla birlikte. Son 7 yıldır Giresun'da çalışıyorum. Onun öncesinde bir 3-3,5 yıl kadar falan Akhisar Belediyespor'da bedensel engelli gruplarla çalıştık. Yani 10 yıla aştık yani antrenörlükte de.
Cansu'yla da çok komik bir tanışma hikayemiz var yani. Çok farklı bir yeri ararken yolu şaşırıp önümüze düştü. Aldık kapattık gibi oldu onu birazcık böyle. Eşimin de eski halterci olması onu biraz ikna etmemizde yardımcı oldu bize yani. Öyle başladık yani. 2024'te bir olimpiyat hedefimiz var. Ağır ağır gidiyoruz oraya doğru. Güzel de gidiyoruz şu an, bir sıkıntı yok. Ufak tefek rahatsızlıklar atlattık ama toparlandık. Yani inşallah bu yıl içinde gençler dünya şampiyonası gideceğiz. Oradan büyükler Avrupa şampiyonası. Muhtemelen bu iki yarışmada da iyi sonuçlar alacak. Zaten ondan sonra da devam ederiz. Cansu Bektaş kendi yaş grubunda dünya sıralamasında lider şu an. Aysu Bektaş kız kardeşi, o da dünya sıralamasında ilk 5 içinde, yani 4. falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Serkan Turan Avrupa'da ilk sırada, o da Avrupa rekortmeni. Diğer sporcularımız da işte uluslararası arenada daha yarışmadılar, o yüzden oradaki yerlerini söylemek çok doğru değil ama önümüzdeki yıldan sonra onların isimlerini de duymaya başlayacaksınız. Şimdi buradan sarf etmek istemiyorum, sürpriz olsun. Şimdi haltere başlamak isteyen gençlerimizle ilk etapta şöyle tanışıyoruz. Yani zaten okullarda tarama yapıyoruz. Kendi bizim ulaşamadığımızda kendi bize ulaşmak isteyen arkadaşlarımız da olursa onlar da gençlik spor il müdürlüklerine müracaat edebilirler. Gençlik merkezlerimize müracaat edebilirler. Ya da havuzda direkt salona gidip birebir bizimle iletişime geçebilirler. Gereken şeyi burada gerekli testlerini yaparız. Olumlu ya da olumsuz bir sonuç bildiririz yani. Senedir Ömer Has hocamla çalışmaktayım. Bana psikolojik açıdan, fiziksel açıdan tekniğimin nasıl olması gerektiğini öğretti. Örneğin öne sıçrıyordum. Onun tekniğimi daha yükseğe çekmem gerektiğini söyledi. O şekilde düzelttim, çalışarak, çekişime önem vererek. Bu şekilde düzelttim. Bana verdiği emeklerden dolayı ona çok teşekkür ederim. En büyük hedefim 2024 yılında düzenlenecek olan Paris Olimpiyatlarında 49 kiloda olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonrasında şu an Avrupa Şampiyonası kampındayım. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında Gençler Avrupa, Büyükler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum. 45 kilogram basın toyfası da ayolları ortası da gelin bakslarını borçlayınız. Türkiye. Cansu Bektaş, Türkiye.
Giresun artık ülkemizi başarıyla temsil edebilecek birçok sporcuya sahip. Bu atılımda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nin ve sporcularımızın sahip olduğu özgüvenin rolü çok büyük. Bu birliktelik sayesinde uluslararası organizasyonlardaki madalya sayımız her geçen gün artmaya devam edecek.